tüm teröristlerle karşı ciddi mücadele içindeyiz. Terörle mücadeledeki kararlılık iletildi. Ankara'nın Washington'dan beklentileri bir kez daha aktarıldı. Suriye'nin de kuzeyinde herhangi bir şekilde bir terörist koridoru kurulmasına asla izin verilmeyecektir. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Özel temsilci Jeffrey Dışişleri Bakanlığı'nda temaslarda bulundu. Jeffrey burada Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la görüştü. Jeffrey dışişlerindeki temaslarının ardından Milli Savunma Bakanlığı'na geçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya geldi. Görüşme sonrası Savunma Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada görüşmede genel olarak Manbij ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'deki son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı denildi. Bakan Akar tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusunda kararlılığımız, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığımız, Türkiye'nin mücadelesinin DEAŞ'lı ve PKK-YPG'li teröristlerle olduğu, Kürt ve Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik dini gruplarla hiçbir sorunumuzun olmadığı, iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi. Münbiç ve Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanması ve Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönebilmesi için planlarımız hazır. Bakanlığın açıklamasında Manbij yol haritasının süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentinin de Jeffrey'e aktarıldığı belirtildi. Akar-Jeffrey görüşmesinde güvenli bölge konusu da gündeme geldi. Güvenli bölgede PKK-YPG'nin bulunmaması ve emniyetinin Türkiye tarafından sağlanması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin sınırları ve insanların güvenliğinin esas olduğu vurgulandı.